Allah'ım günaydın, günaydın. Arya bir bak bana. Allah'ım şu güzellikle kesinlikle açmam lazımdı. Bak bana bak, bak. Arya. Çok güzelsin Arya. Çok güzelsin Arya. Gel. Arya'nın ilkokul günü. İlk sınıf öncesi eğitim. Ay ağlayacağım şimdi ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hiçbir çocuk evde yok. Yani Instagram'da bütün duygularımı paylaştım. Sabah çok kötü geçti arkadaşlar. Öncelikle dün gece büyük bir baş ağrısıyla uyudum. Hiçbir şey yapamadım yani. Dün çocukları almaya nasıl gittiysem öyle geldim ve hiçbir şeye dokunamamıştım. Çok bir şey de yoktu zaten salonda artık. Her şey bitti yapmak istediklerim ama yine insanın eli durmuyor ve ev işi asla bitmez biliyorsunuz yani girişince hele ki. Asla bitmiyor ama hiçbir şey yapamadım. Bu yüzden sabah da büyük bir baş ağrısıyla uyandım zaten. Hani gece baş ağrısıyla uyudum, sabah baş ağrısıyla uyandım. Ondan sonra Arya'nın stresinden miydi bilmiyorum ama Arya da bugün ilk büyük okula gidişinin ilk günüydü. Yani üniformalı ilk günüydü. Sınıf öncesi yani birinci sınıftan önceki tam eğitim alacak yani artık masalara oturacak. Yara oyun, yara eğitim. Yani onun stresini mi yaptım bilmiyorum ama çocukları okula verdim. Gayet hepsi mutlu bir şekilde okula gittiler. Ama ben mutlu bir şekilde eve gelmedim arkadaşlar. Çok üzgündüm, çok mutsuzdum. Anksiyetemin seviyesi yüksekti bayağı. Nefes kontrolü yapmaya çalıştım. İşte kendimi sakin tutmaya çalıştım. Bir şeylerle oyalanmaya çalıştım. O yüzden direkt oturdum. Edit yaptım zaten. Hani aklımı ne alabilir diye. Edit yaptım. Ondan sonra da banyoya girdim. Bu arada kusura bakmayın saçım ıslak. Çünkü sanırım kurutma makinamızı biz Bodrum'da unuttuk. Yani en son orada kullanmıştık. Ve yok şu an kurutma makinesi, saç kurutma makinesi yok. Duş aldım, çıktım ve biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Öyle yani. Okul... Böyle tahmin etmemiştim. Bunu Instagram'da da paylaştım. Zannettim ki işte bütün çocuklara böyle atarım. Ondan sonra giderim, oh mis, keyif yaparım. Bir çay içerim, bir kahve içerim dışarıda, tek başıma dolaşırım. Falan filan diye düşündüm. Asla böyle planlamadım ama eve geldiğimde o sessizlik, sakinlik hani... Bu boş ses beni bayağı bir irite etti yani. Sinirim bozuldu. Elim ayağım bile tutmadı. Yani normalde çocuklar varken bir ton iş aklınıza geliyor. Şunu yaparım, bunu yaparım diyorsunuz. Ama şu an mesela yapabilirim. Ama elimden gelmiyor bu sefer de. İçimden gelmiyor. Garip bir duygu bilmiyorum. Aynı şeyi yaşıyorsanız siz de benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi alt katta pek fazla bir şey yok. O yüzden ben bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra da yukarı hep birlikte çıkarız. Çocuklar yokken yukarıdaki kıyafetleri ayarlayalım dedim. Hepsi zaten çatıya çıkacak ama bir böyle göz gezdiririz. Kullanılabilecek şeyler var mı diye düşünüyorum aynı zamanda da konuşurken sizinle ama pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Belki bizim vardır ama çocukların asla yok. Sadece iç çamaşırlarını çıkartırım aradan. Sabah bir burayı süpürdüm. Öyle yani. Ondan sonra da güzel bir yemeğimizi yaparız. Şöyle bir kek yapasım var bilmiyorum. Sabah tartıldım bu arada. Kek demişken tartı aklıma geldi. Tartıldım. 61,65 gram çıktım. İlk Türkiye'ye gitmeden önce zaten 60 kilo 80 miydi? 65 gram mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Yani bir iki kilo oynamış. Ben daha fazla alırım diye tahmin ediyordum. Yani tekrar 66-67'ye çıkarım diye düşünmüştüm. Ama çok sıcaktı. Türkiye'de hani yediğimizi zannediyorduk ama çok da bir şey yiyemiyorduk aslında. Ve şunu fark ettim. Türkiye'de çok fazla abur cubur yemedik biz. Ben mesela burada akşamları geldiğim günden beri çok fazla abur cubur yiyorum bu arada. Çünkü buranın abur cuburlarını çok özlemişim. Canım bir de sürekli tatlı çekiyor. Hamile değilim. Söyleyeyim. Ama şey ya özlemişim işte o yüzden çok fazla böyle abur cubura direkt saldırdım onu kesmem lazım. Türkiye'de fazla yiyemedik sanırım o yüzden pek fazla kilo almadım.
nasıl oraya gittiğimiz hava değişimi oluyorsa buraya geldiğimizde de bir bünyemiz bir garipsiyor. Orada hava sıcak, burada soğuk. Mesela beni titreme tuttu tüm gün. Belki bilmiyorum hasta mı olacağım nedir bilmiyorum ama pek moralman de iyi değilim. Hem çocukların okula gitmesi belki, hem Türkiye'den buraya gelmemiz, hem güneş, yani her şeyin bir puzzle gibi oturuyor belki ama enerjimizi yüksek tutacağız ve önümüze olan listeleri tikleyeceğiz, yapacağız. Gün içinde yemeğimizi yapalım, her şeyimizi hazırlayalım. Ondan sonra çocukları almaya gideriz. Hadi gün başlasın. Evi bitirelim ki ondan sonra böyle bir kişisel bakım. Evet, kişisel bakıma gidelim. Saç yapılacak, kaşlar yapılacak. Bakın kaşlar yine buradan uzadı. Dediğiniz gibi beni çok aşağıda gösteriyor kız. Ben bunu nasıl fark etmedim yıllardır. O yüzden tekrar bunu kısaltacağım. Bu ayın 25'inde yanlış hatırlamıyorsam microblading randevumuz var. Döneyle birlikte gidip yaptıracağız. Aklımda yani. Ondan sonra Serhat'ı hala ikna edebilirsem duduşumu yaptıracağım. Serhat da bana kızacak, diyecek ki ya sen çocukları saldın. Bu nedir, sen değişmeye başlıyorsun, diyecek. Ne yapayım kız, her gün değiş olmaz ki, mecbur biraz da kendimizle ilgileneceğiz. O yüzden hadi başlayalım. Heyecanımı yakaladım sizinle konuşunca, birden böyle şey geldim. Dinç ve dinamit geldim. Bugün bunu giydim. Bunu LCY2'den almıştım. Türkiye'den sanırım. Hayır. Plum B'den almıştım sanırım bunu. Evet, Plum B. Ondan sonra şöyle cycling şortumu giydim. Çünkü iş güç yapacağım diye böyle oturup kalkmam daha kolay olsun diye düşünüyorum. Sizce nasılım arkadaşlar? Bu yolculuğu birlikte başladık. Birlikte Türkiye'ye gittik, yedim içtim ama hala böyleyim. Ben mutluyum kendimle. Siz nasılsınız? Ne durumdasınız? Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra da eski sağlıklı beslenme, temiz beslenme, spor diyetiniz ama gelecek diyen arkadaşlar da bilmiyorum, belki hatırlıyorsunuzdur. Benim diğer kanalım var. Adımı ne koymuşum kız? Ezgi Yıldız koymuşum sanırım. Sadece bu konuyla ilgili olacak. O yüzden bundan sonraki günlerde de yapmak istediğim böyle sağlıklı beslenme, fitness falan filan o tarz şeyleri direkt orada paylaşacağım. Sizi sıkmayacağım. Böyle. Sizi seviyorum. Gün başlasın. Alın size İngiltere havası arkadaşlar. Hava kara bulutlu, yağmurlu, yağışlı. Bakın. Sonra da diyoruz neden moralimiz böyle bozuk. Güneşli havadan sen çık gel böyle bir havaya. Her taraf yağmur. Ve her gün yağışlı olacak. Her gün. Artık kim bilir ne zamana kadar böyle. Günlük yağış yani. Gerçekten çok siyah bir ülke ya. Hep karanlık. Şu diziyi açtık. Dün Serhat'la birlikte izledim. İkinci bölümü çıkmış. Otomatikman açıldı. Ben şimdi şuraya geçeceğim arkadaşlar. Şurayı toparlayacağım. Burayı böyle. Buraya girecek olanları direkt buraya koydum. Daha yapmadım. Burada kurutma makinamız var. Çalışıyor. Bu bizim aspiratör, bazen soruyordunuz nerede diye. Aldık ama takmamız gerekiyor. Onu Serhat'ın müsait olduğu zaman bir gün yapacağız. Burası da benim ıvır zıvır çekmece dolabım arkadaşlar. Burayı bir düzenleyeyim. Böyle gereksiz ya da günlük kullanmamız gereken ama her an ihtiyacımız olmayan şeyleri buraya koyuyoruz. Burada aslında böyle iki tane düzenleme, bu mesela hediyelik. O yüzden buraya atmışım. Şöyle, ay ışık da yok ki. Işığı açınca kız ne kadar karanlık çıktı burası böyle. Şey, ne kadar dağınık çıktı. Şöyle raflar almıştım böyle. Düzenleyeceğim şimdi burayı. 2 dakikalık iş aslında, çok uzun değil. Hemen yaparım. Bu da bizim düğün kasetimiz. Bir gün aslında böyle bunu oynayıp arka fonda da böyle şey analiz etmem lazım. Acayip eğlenceli. Neyse şunu yapayım arkadaşlar. Dize eşliğinde. Hala bir şey yemedim. Sonra bir şeyler yerim. Şu en son bölüm de aslında ilaçların kısmıydı. Burası böyle ilaçlar vardı. Ama gördüğünüz gibi işte yeni aldığım resimleri falan buraya atmışım kullanacağım diye. Düzenleyeceğim hepsini tek tek. Bu arada bu parkeler yapıldı ama hala bitmedi işte evin tadilatı. Biliyorsunuz sonra tatile hazırlık falan yaptık. Pek masraf etmek istemedik eve. Şimdi yavaş yavaş ilgileneceğiz. Soranlar olacaktır eminim. Yapılacak yani hepsi ama zamanla, hepsi bir günde olmuyor. Hayatta kaldığında kimse burada kalır.
Tamam mı? Let's go. La di da. Yeah. Hey, hey, hey. Oye, baby, no te pone muy cerca. Baby, yo sé que te falta ser mi amor. Yeah, yeah. Pero baby, no te pone así. Te llamé, pero no había señal casual, mi amor. Y te hace falta amor. Y lo estás perdiendo. Oye mami, baby no hay más. Desamor, desamor. Baby no hay más. Desamor, desamor. Eso no vale nada, nada, nada. Yeah, y yo no vuelvo más, 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 más. Nah, más, nah. Este tipo hace un menos que yo no le meto esa mamá. Recuerdo en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí. Nunca hablaste mucho, bien calladita. Pero mami, ya yo sabes que te gusta. Estoy guiando sin dirección, justa. Tu favorito posición, baby, es cuando no hay ocasión. Sin embargo, eso fue una locura. La negrita que me rompió el corazón, yeah, yeah. And now you're just a love drunk fantasy. Y te hace falta amor. Y lo estás perdiendo. Oye mami, baby no hay más. Desamor, desamor. Baby no hay más. Desamor, desamor. Eso no vale nada. Temizledim. Makinamı sildim. Tertemiz oldu. Bu arada ilk geldiğim gün şuranın içini de temizledim. Burası şu mini filterin büyük olanı. Siz bana söylemiştiniz. Onun sayesinde makinamı geri kazandım arkadaşlar. Çalışıyor. Meğersem şu büyük tekne filtreymiş. Ben asla bilmiyordum. Annem asla yıkarken de görmedim. Ne ara yapıyordu hiç bilmiyorum. Ama siz de benim gibi bilmiyorsanız eğer kurutma makinesinin büyük bir teknesi var. O da büyük bir filtre. Onu her ay yıkamamız gerekiyormuş. O yüzden güzelce bir temizledim onun. Ve makina şimdi bir saatte tekrar kurutuyor. Eski haline geri döndü. O yüzden mutluyum. Çünkü makinamı seviyorum. İyi de yani çabuk kurutuyordu. Makinanın yeri burası. Ama yeri bu yakın zamanda demeyeyim ama hayalim aslında burada değil de bulaşık makinesinin üstüne koymak. Ama bulaşık makinesi, çamaşır makinesinin üstünde şu an gaz teknesi var. Su ısıtıcı teknesi var. Bir şey var yani orada. Şu an giremiyor oraya. Neyse şimdilik burada işte. Burayı da gösterdim zaten. Yaptım. Şunlar şimdi burada kalsın. Çünkü çocuklar okula falan başladığında hepsine masa alacağım kendi odalarına. Ve o zaman odalarını yaptığım zaman asacağım. Şimdi çıkarsam dağıtacaklar, yırtacaklar. O yüzden kalsın burada. Bu iki poşette hediyelik diye burada bıraktım. Burası böyle. Normalde de böyle kalıyordu. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi buraya hepsini yapacağız. Ay ikiden bir ocak ötüyor ya. Ocağımın üstü mahvoldu ya. Kaç bin defa sildim. Tüm tavuğu haşlıyorum. Böyle haşlanmış tavuk ve bulgur yapayım dedim çocukları almadan önce. Ama kapatmasam kendi buharıyla olmayacak diye üstünü kapatmaya çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi tezgah da mahvoldu. Tekrar bir silim. Her tarafta tavuk suyu oldu yani. Şimdi de yukarıdan aşağı inmiş veya şu kapımda
posta kutusunda atılmış olan bazı mektuplar böyle birikmiş makinenin üstünde. O yüzden onları ayarlayacağım. Gerekli olanları kaldırırım, dosyalarım. Gereksiz olanları da yukarı çıkartırım, çöpe atarım ya da. Biraz böyle dosyalar var. Şu çocukların kırmızı defterleri, hastane kağıtları falan var. Belli ki çıkardım, ondan sonra oraya atmışım. Hepimiz öyle yapıyoruz ya. İhtiyacımız oluyor, kullanıyoruz. Ondan sonra öyle koyuyoruz, yarın yaparız diye, bir saat sonra koyarız yerine diye öyle kalıyor. Bu kiminmiş? Bugün geçen seneki okul defteri. Buna mesela artık ihtiyaç yok. Bir de bende şöyle bir hobi var. Bilmiyorum sizde var mı? Çocukların herhangi bir hiçbir şeyine kıyamıyorum atmaya. Yani şu okulda okuduğu kitapların yazıldığı defter sadece. Hangi gün hangi kitabı okuyor diye. Ve sonra da akşamda işte biz okuduktan sonra kitap bitti diye anne olarak, velisi olarak yazıyorsunuz. Bunu bile mesela bir sayfası sadece dolu tutmaya şey yaptım, yeltendim böyle. Gerek yok aslında. Bunlar hastane şeyleri. İlk dişi derinin. Şöyle Devran'ın 2 yaş kartı buradan çıktı. Bunları atacağım artık, bu Covid test kitlerini. Aslında kız bir tane yapsam mı? Çünkü bugünkü videoda da yazmışsınız. Ezgi Covid olabilirsin, belki halsizim dedim ya. Ama zannetmiyorum da, neyse bu lazım olur ya. Almıştım. Şöyle çok basit bir taneydi. Hatta internette bakarken size de göstermiştim alacağım diye. Çok oldu geleli. Ama yapamadık bir türlü. O yüzden şöyle açıp bırakacağım bir yere. Bir yapalım. Ya da belki kolay bir şeyse ben bile yapabilirim, belki bilmiyorum. Ama ağır mıdır acaba bilmiyorum. Yok. Vazgeçtim. Çünkü boşuna kutuları çıkarmayayım şimdi. Neyse. Serhat gelince onu yaparız. Tavuğum kaynasın, haşlansın. Kız nasıl saat çabuk geçti bugün de. Vallahi inanamadım ha. Saat 2.24. Yarım saat sonra çıkıp cücüklerimi alacağım. Hızlı geçti. Size çekmedim ama ben biraz kendimi kötü hissettim. İlk başta çekmeceleri açarken bayağı bir kötü oldum. Alt kızımı temizledikten sonra kamerayı kapattım ve geldim şurada biraz oturdum. O bahsettiğim diziyi biraz izledim. Ondan sonra kendimi toparladıktan sonra tekrar çekmecelere geçtim. Ama iyiyim şu an. Şu an çok daha iyiyim. Belki de yorgundum, bilmiyorum. Belki de stres yaptım çocukların olmayışını falan filan bilmiyorum ama şu an daha iyiyim. Gidelim alalım, vallahi özledim. Hepsini ayrı ayrı özledim. Artık onların da bu hafta böyle birbirini tekrar görme, öğretmenlerini tanıma süreci. Haftaya tekrar dersler başlayacak, yoğun olacak. Okul sonrası kurslar başlayacak. Yani maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Vallahi bugün varla yok arası gibi bir şeyim. Ben de anlamadım. Hem varım hem yokum gibi. Telefonum çalıyor.
Serap diyecek ki yanıma gel bir şeyler içelim. Şu şunları da aldım ya ben. Mardin'den falan böyle dolap magnetleri aldım. Şimdi çocuklarımın yaptığı dersleri buraya koyabilirim. Yoktu çünkü magneti çoktu. Neyse bir varım bir yoğum gibi kahve canım çekti dedim yapayım şöyle oturayım da bir böyle 20 dakika en azından hani hiçbir şey yapmadan kahvemi içeyim. Sonra dedim kahve canım istemiyor dedim. Bir istiyor bir istemiyor yani böyle bir garip bir haldeyim. Zaten saatin nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Gerçekten böyle çocuksuz ilk günümün böyle geçeceğini asla tahmin etmiyordum yemin ederim. Çocuklarımın oyuncaklarını şuraya hazırladım geldiklerinde var ya istediği gibi dağıtabilirler. Ay Elif açıldı telefonumda. Şöyle ayarladım. Çok fazla bir şey getirmiyorum artık malum okullar başladı ya hepsi ders falan yapıyor geldiklerinde yorgun argın geliyorlar zaten. O yüzden bunlarla idare etsinler. Arada bir değiştiririz sonra. Bugünlük de böyleydi işte. Siz de anlatın bana bir şeyler söyleyin yani beni yalnız bırakmayın. Çocuklar okula gittiğinde siz ne yapıyorsunuz? Anam tamam temizlik yap 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 da hadi bu hafta temizlik yapacağım. Haftaya ne yapacağım? Yine mi temizlik yapacağım? Kız ben ne yapacağım? Biri bana anlatsın siz ne yapıyorsunuz? Vallahi ben boş duramam yemin ederim kendime bir işler çıkartırma. Yemin ederim kendimi biliyorsam bir işler bulurum ben kendime çıkartacak. Daha şu an kendim de bilmiyorum ne işler çıkartacağım ama ben bulurum. Şu kahvemi böyle güzelce mis gibi içim. Evi de iyi toparladık. Güzel yorumlarınız geldi bugün. Vallahi beni bir pohpohladınız, bir pohpohladınız. Aman aman maşallah diyelim nazar değmesin. Yarın bir gün sonra beni şey yapmayın. Dibe düşürmeyin beni. Yukarı çıkartıp da pat diye yere düşürmeyin. Teşekkür ederim. Gerçekten bütün güzel yorumlarınız için ben de yoruldum yani. İyi iş çıkardım ama kadınız, evdeyiz. Boş durmuyoruz. Annemin dediği gibi evde olduğun sürece asla temizlik bitmez yani. Eline koyduğun her yere bir temizleme ihtiyacı duyuluyor. İşte kendime bir işler bulmam lazım. Ya kendimle uğraşacağım ya başka bir işler bulacağım bakalım.